Merhaba arkadaşlar. Allah hiç kimseyi evin içinde fular bağlayacak kadar estetik kaygılara düşürmesin inşallah diyorum ve soru cevap bölümümüze başlıyorum. Şimdi bu konudan daha önce bahsetmiştik. Fakat böyle bir başlığı yoktu. Aşağıya açıklamalar bölümünde yazacağım. Konu kaçıngan erkeklerle ilgili. Hemen soruyu okuyorum arkadaşlar. Kaçıngan erkeği tabiri caizse dize getirmek mümkün müdür? Dize getirmekten kastım, genç bir kadın yazmış bu soruyu. Dize getirmekten kastım, güvenli bir ilişki kuracak kıvama nasıl getirebilirim? Beni sevdiğini biliyorum. Evlenmeyi düşündüğünü de biliyorum. Ve hatta ailesiyle tanıştırdı ama kaçıngan ve bağlanma korkusu var. Bu durumda benim durmam gereken nokta ne ve nasıl olacak? Şimdi çok sevgili kadınlar, çok sevgili genç kızlar. Bu konudaki fikrim pek hoşunuza gitmeyebilir. Birazcık size acı gerçeklerden bahsedebilirim. Cevabım canınızı yakabilir, işinize gelmeyebilir ya da hadi oradan sen de diyebilirsiniz. Ama demeyin. Şimdi size bazı acı gerçeklerden bahsedeceğim. Ne erkekleri kötülemek ne kadınları yüceltmek falan gibi bir niyetim yok. Ama öyle bir şey var ki erkekler de öğrendi bu psikolojik tabirleri. Yani yeni yeni moda bu da icatlar çıkardılar. Artık onlar da diyebilirler. Ya işte benim bağlanma korkum var, işte şöyle bir şeyim var, annemle böyle bir şey yaşamıştım. Şu var, bu var falan var, fıstık var. Ama bir bakıyorsunuz aynı erkek, bu bağlanma korkusu olan, kaçıngan bağlanmış erkek 2 ay sonra, sizle arasına mesafe koyduktan 2 ay 3 ay sonra bir başkasıyla nişanlanmış. 6 ay sonra evlenmiş. Diyorsunuz ki olamaz. Olamaz ama oluyor. Çoğunuz da bunu yaşamışsınızdır. Sizin için sevgili arkadaşlar, sevgili kadınlar, doğru erkek sizinle evlenmek için yanıp tutuşan erkektir. Kapıdan kovsanız bacanızdan giren erkektir. Diyeceksiniz ki var mı öyle erkek? Var ama siz beğenmiyorsunuz. Var ama siz beğenmiyorsunuz. O beğenmeyip elinizin tersiyle ittiğiniz adamlara lütfen dönün bir kere daha bakın. Lütfen bir daha bakın. Çünkü peşinizden koşan erkekleri beğenmeme sebebiniz kendi güvensizlik duygunuz. Kendinizi sevmediğiniz için sizi sevende bir problem olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani bazen insan o kadar sevmiyor ki kendini, diyor ki aa bu diyor beni sevdiğine, beni beğendiğine göre herhalde bunda bir problem olmalı. Bunda bir kusur var. Anlamadı bak, benim ne kadar problemli ve ne kadar değersiz biri olduğumu anlamadı. Hayır. Siz kendinizi değersiz görüyor olabilirsiniz ama gerçekten size baktığında sizi seven, sizdeki güzelliği gören insanlar var. Ha diyeceksiniz ki ama onlara karşı elektriğim tutmuyor, benim kanım almıyor. Ya arkadaşlar lütfen bu tür insanlara şans verin, peşinizde koşan erkeklere şans verin, görüşün, kestirip atmayın. Zamanla duygularınız değişebilir. Benim sizden tek istediğim, bir ara evlilik programı vardı. Paravan açılıyor Esra Erol'da. Paravan açılıyor ve daha 3. saniyede geldiğiniz için teşekkür ederim diyor. Ne oldu diyor sunucu? Elektrik alamadım diyor. Elektriğin tehlikeli bir şey olduğunu size her zaman söylüyorum. Neyse soruyu dağıtmayayım. Arkadaşlar böyle bir erkeği ikna etme diye bir şey yok. Ha altından girer üstünden çıkarsınız, her yerde bulabileceğiniz bir takım stratejilerle onu kendinize bağlar, evlenmeye de ikna da edersiniz, evlenirsiniz de. Ama bu kadar zoraki olan bir şeyden derin bir ilişki çıkmaz. Hiçbir zaman hayalini kurduğunuz paylaşımcı, yani sadece evlenmiş olursunuz, bir süre sonra siz ondan sıkılırsınız. Sevseni seveni dağ başında çoban olsa, sevmeyeni sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa. Ama diyeceksiniz ki yahu seviyor beni, beni sevdiğini biliyorum, evlenmekten korkuyor. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Bir erkek sizi gerçekten çok seviyorsa evlenmek için can atar, evlenmekten korkmaz. Korkuyorsa da deyin ki tamam yapacak bir şey yok, geri çekilin. Ama bizler, biz kadınlar o kadar çok kendi değerimizi unuttuk ki geri çekilmekten çok korkuyoruz. Niye korkuyorsunuz arkadaşlar geri çekilmekten? Lütfen geri çekileceğiniz zamanı ve yeri, durmam gereken yer neresi diye sormuş, geride duracaksınız. Korkularını çözüp gelsin ama pek çok genç kız ne yapıyor? Terapist arıyor. Korkularını çözmesi için sevgilisine terapist arıyor. Aramayın. Şimdi ikinci bir konu arkadaşlar. Şimdi olayı iki boyutundan bakacağız, tamam mı? Olaya iki boyutundan bakacağız. Bir tarafta ya bizim toplumsal bir problemimiz arkadaşlar, aslına bakarsanız. Erkekler böyle, şimdi bir önceki soruyla da bağlantılı olduğu için bu soruyu, iki tane soru var. İki kadından gelmiş, onu seçtim. Şimdi bizim toplumsal bir sorunumuz. Erkekler bir kadını çok severler, çok beğenirler ama ailesi istemez. Ailesi istemeyince onu kenarda tutar, onu sevmektedir. Ama gider ailesinin istediği ve ailesinin doğru bulduğu kızla evlenir. Fakat bu evlilik onun
vitrinini çok olumlu tutmaktadır. Belki maddi denklik vardır, belki kültürel denklik vardır. Belki sevdiği kadının daha önceden başından bir evlilik geçti, bir şey oldu. Her ne olduysa gider ailesinin sevdiği kızla evlenir. Ama daha sonra çocuk da yapar ondan ama öbür taraftan o diğer kızı da bırakmaz. O kadar çok var ki, o kadar çok var ki. Şimdi bir tanesi o şöyle sormuş, bakın okuyorum hemen. 23 yıldır bir kişinin yolunda heba ettim. Evlendi gitti ve 2 ay sonra geldi, pişmanım dedi. Boşanacağım, senle evleneceğim, seni seviyorum dedi. Sonuç ne oldu? Boşanmadı. Tarih vermeyeyim. Eylül'de evlenmiş, Aralık'ta. Hala evli, 16 aylık oğlu var ama hala benim yanıma da geliyor. Bakın, yıllarını heba etmiş bir kadın. Evlenmek üzereyken gidiyor, başkasıyla evleniyor, sonra pişman oldum diyor, dönüyor. Bunu demek istiyorum. Bir soru da evde bekleyen kadından gelmiş. Bunlar aynı adamla beraber mi bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah öyle bir şey değildir. Bu da şöyle, biz diğer soruda şöyle bir şey. Merhaba Tülay Hanım, eşimle evleneli 4 sene oluyor. Severek evlendik. Ama evliliğimizin ilk haftası benimle nişanlıyken başkasıyla da konuştuğunu öğrendim. Ve 4 senedir hala o kız hayatında. Boşanalım diyorum, kabul etmiyor. Bana sürekli onu unutturamadın deyip duruyor. Bakın bir de böyle bir şey var. Sen bana onu unutturamadın diye evdeki kadını suçluyor. Ya şimdi iki kadın da mağdur. İki tarafta. Benim sözüm erkeklere. Ya sevgili erkekler, neden biraz daha güçlü olmuyorsunuz? Neden biraz daha dik durmuyorsunuz? Ne oldu? İki kadının hayatını da mahvettin, kendi hayatını da mahvettin. Biri orada evde ağlıyor. Bir tek öteki dışarıda ağlıyor. Bir ona gidiyorsun. Bir de ötekinden o beğenmediğin, unutturamadın bana ötekini dediğin kadından bir de çocuk yapmışsın. İki çocuğum var diyor bakın kadın. Evdeki iki çocuğum var, yeni de doğum yapmış. Loğusa sendromundayım diyor. Eve karşı ilgisiz, umursamaz ama başkaları istese her şeyi yapar. Benim dediklerime, isteklerime hep bir bahane. Yakın olamıyoruz. Bakın işte böyle zorla güzellik ve ebe kızım sen de yani nişanlıyken bunu fark ettiğin an arkadaşlar nişanlısınız ve nişanlınızın başka bir kızla konuştuğunu öğrendiniz. Ne olursunuz yol yakınken dönün. Yol yakınken dönün çünkü nikahla hiçbir şey değişmiyor. Nikah kıyılıyor. Erkek orada onunla, burada bununla hayatına devam ediyor. Onun işine geliyor zaten. Ama siz evlenmiş oluyorsunuz bir kere. Ve umursamaz olduğumda çıldırıyor. Nasıl davranacağım? Ya bakın evdeki kadın umursamaz oluyor, olmuyor. İlgili oluyor, sıktın beni, boğdun beni diyor. Umursamaz oluyor, sen benimle ilgilenmiyorsun, beni unutturamadın. Şimdi ya, ve diyor ki çocuklar için evli kalmak zorundayım. Ayrıca narsist, ben merkezci biri olduğuna emin oldum. Videolarınızdan sonra tavsiye ettiğiniz kitabı aldım, okuyacağım. İnşallah başka önerileriniz var mı? Nasıl bir tutum? Bakın iki kadın da o kız dışında başka kızlarla da konuşuyor. Öyle oluyor tabii ki. O kız dışında başka kızlarla da konuşur. Konuşacak. Çünkü nasıl diyeyim size arkadaşlar? Her şey zorla olmuş. Her şey zorla olmuş. O yüzden diyorum ya, ilk soruyu soran arkadaşımız için de söylüyorum. Zorla güzellik olmaz ve ne olur erkekler izliyorsanız bu videoyu size söylüyorum. Lütfen dik durun. Bir insanı seviyorsanız yarı yolda bırakmayın. Kim ne derse diye düşünmeyin. Mantıklı olun. Madem ki sevdiğiniz kız evlenecek cesaretiniz, yüreğiniz yok. O zaman ailenizin rızasıyla aldığınız kıza konsantre olun. Onu ziyan etmeyin bari. Ama tabii erkek böyle de mutluysa, gemi yürüyorsa ve kadınlar lütfen bu erkeklere kapınızı kapatın. 23 diyor ya hani heba ettim hayatımı. Ya hayatını heba eden arkadaş sana söylüyorum. Alma artık bu erkeği evine, yanına. Evlenmiş, çocuk da yapmış. Hep boşanacağım, geleceğim diyormuş. Gelse gelir de zaten o kadar seni üzdükten sonra gelse sen onu kabul mü edeceksin? Lütfen etme. Sevgili kadınlar, tavsiyem. Bunun bir stratejisi, bir yolu, bir yöntemi, bir dize getirme yöntemi yok. Yöntem şu, sev seni seveni, dağ başında çoban olsa sevme seni, sevmeyeni Mısır'a sultan olsa ama beni seviyor. Seven bir erkek böyle şeyler yapmaz. Seven erkek sizi bırakıp başkasıyla evlenmez. Seven erkek sizi evde bırakıp başka kadınlarla görüşmez. Seven erkek sizle beraber olur ama sizi seven erkek aramaktan önce biz kadınların kendimizi sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve bize iyi davranan, nazik insanlara iyi etiket bu da falan demememiz gerekiyor. Bizi seven insanların kıymetini bilmemiz lazım arkadaşlar. Biz nerede böyle problemli erkek var onun peşine gidiyoruz. Neden? Temelinde kendimizin problemli olduğunu düşünmemiz, temelinde kendimizi problemli insanlar olarak
görmemiz oluyor. Yani diyeceğim şu ki arkadaşlar, strateji mutlateji yok. Kendinizi seveceksiniz. Diyeceksiniz ki ben beni seven, beni düşünen iyi bir erkeği hak ediyorum. O yüzden de beni, kıymetimi bilen ve bana istediğim hayatı sunabilecek bir erkek için ben de elimden geleni yapacağım. Ben de onu seveceğim. Diyeceksiniz ki sevmiyorum, sevemiyorum. Çünkü şans vermiyorsunuz arkadaşlar. Aşık olmanın kuralı aşinalıktır. En sevmediğiniz insanı bile sürekli göre güzellik unutuluyor, ama güzel huy, ki güzel huyu güzel birini zamanla da sevmeye başlıyorsunuz. Sadece o zamanı vermek ya da vermemek. Size kalmış olan mesele budur. Benim bütün kadınlara, evdeki kadına da, dışarıdaki, yani bu evdeki dışarıdaki kadın hepsi evde de kadınların, yani evli olan kadın ya da yani kadın, ilişkinizin türü ne olursa olsun fark etmez, dik durun. Boşanma gibi bir şansın yok. Hayır arkadaşım, boşanmayın diyemem, ama kocana şunu söyleyebilirsin: ben bana bu şekilde davranan birisiyle olamam, kendine çeki düzen ver. Bu eve geldiğinde benimle böyle konuşama, net olun. Her şeyi yapabilecek gücü içinizde hissedin. Bir şey yapın demiyorum, ama yapabileceğinizi bilin ve karşı taraf da bunu hissetsin. Siz kendiniz böyle derseniz, o da derse ki nasıl olsa gidemez. Sonra eğer sevginiz evliyse, ya nasıl olsa beni bırakamaz derse, daha çok biz kadınlar hayatlarımızı heba ederiz arkadaşlar. O yüzden de strateji mutlateji yok. Üçüncü kere söylüyorum. Evin içine şapka taktım çünkü peruğum çok şey sıkıntılıydı o yüzden. Böyle arkadaşlar. Bu bir soru cevap videomuzun daha sonuna geldik. Düzgün bir başlık atayım da aradığınızı rahatça bulabilin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.